Merhaba. arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle kontrol matiği inceleyeceğiz. Kontrol son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 105 seviyelerinden, 104-105 seviyelerinden Mayıs ayı ile birlikte güzel bir trend başlattığını sonra bu trendi kırmasıyla birlikte bir düşüş trendine döndüğünü görüyoruz. Ana trend yükseliş arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu turuncu kanal içinde kontrol mati takip ediyoruz. Bakın genelde yükselişler sonrası bir düzeltme yapmış. Düzeltme sonrası da yoluna devam etmeyi başarmış. Aynı şey burada da geçerli. Düşüş trendini kırabilirse arkadaşlar bu yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Şu anda da düşüş trendi sürüyor arkadaşlar ve 200 günlük hareketli ortamanın altında fiyatlanışını uzun vadeli düşünen arkadaşlar orta uzun vadeli düşünen arkadaşlar Burada 200 EMA'yı takip edebilir. Genelde düşüşlerde 200 EMA güzel bir destek oldu. Şurada da bakın altına bir miktar sarkma yapsa da 200 EMA'yı fiyatlar geçmesiyle birlikte trend oluşturduğunu görüyoruz. Burada da bu oluşum takip edebilir. Yani 200 EMA bize yol gösterecek. 215 anlık fiyatlama isteyen arkadaşlar bu seviyelerden düşüşlerin devam etmesi durumunda da 200-205 seviyelerinden alım gerçekleştirebilir arkadaşlar. Kademeli alımlar uzun vadeli için uygundur. Özellikle burada düşüş baskısı devam ederse 200 demen altında çok fazla kalacağını düşünmüyorum. Daha önceki fiyat hareketlerine istinaden. O yüzden 215-214 seviyesinde alım yapabilir. Düşüşler devam ederse de 200-205 bölgesinde ikinci alımınızı gerçekleştirirseniz uzun vadede, orta vadede güzel bir getiri sunabilir. Burada takip ettiğimiz gibi önce elimiz düşüştürendi. Burada zaten bu düşüş kanalı yaklaşık 6 ay sürmüş arkadaşlar. Burada da şu anda Eylül beri bu kanal içinde devam ediyoruz. Burada biraz daha yatay diyagonal diye devam eden bir düzeltme. Burada biraz daha dik açıda ilerleyen bir düzeltme hareketi var. Toparlanmada tabii ki buradaki gibi hızlı bir şekilde olmayabilir. Bazen W oluyor bazen V oluyor. V olursa güzel olur tabii ki de. Ancak kısa da bizim teknik olarak takip edeceğiz seviye 238 seviyesi. 238 seviyesi kırılırsa arkadaşlar düşüş trendi bitecektir o zaman tekrardan yükseliş hareketlerin devam ettiğini göreceğiz. Bu da bizi ilk etapta 274-301 seviyesine götürecek. Bu seviyelerden toplayan arkadaşlar 208-30 üstünde isterlerse bu seviyelerden satış yapabilir. Ancak uzun vadeci arkadaşlar 301'in üstünü takip etmeli. Devamında çünkü 352 ve burada uzun vadede tren takibi yapmamızla birlikte 420-425 bandı da kontrol matik tarafında zirvesini geçmesiyle birlikte yani en son zirvesinin geçmesiyle birlikte hedef fiyat olarak takip edilecek arkadaşlar. Tekrardan hemen bir toparlayayım. Net bir yükseliş trendimiz var. Burada yükseliş trend ikinci trend davet düzeltme hareketi burada da görülüyor. Yükseliş devamında bir düzeltme hareketi. Şu anda bu düzeltme hareketi yani düş trendinde hareketlerini sürdürüyor. 200 EMA'nın altında alımlar gerçekleştirebilir. 200, 205 seviyesi ve 215 seviyesi uygun seviyeler arkadaşlar. Kısa da 238 kırılırsa satmayın. Düşük trendinin kırmasıyla birlikte 274 301 seviyelerine doğru tepki yükselişleri görebiliriz. İsteyen arkadaşlar bu bölgeden satabilir. Ancak uzun vadeli tutan arkadaşlar kesinlikle bu seviyenin üstünü görmesi gerekiyor. Yani bu seviyenin üstünde günlük kapanışlarda tekrardan 352 en son zirvesi. Zirvenin aşılmasıyla birlikte 420 şöyle biraz gösterin. 420-425 bandı da kontrolmatik tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Kontere bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.